geçelim mi? Geçelim. Yeni konuyla devam edelim. Dün yine bu masada konuşmuştuk. Survivor diyeceğiz ama Survivor'da Yunus Emre, Arto, sen dün gelişmelerle ilgili çok güzel bir yorumda bulundun ve 2 saat sonra da yapmış olduğun yorum birebir çıktı. 2 saat sonra yani. Yani izlemiş ve herhalde tedirgin olmuş. Ben bu işi fazla uzatmayayım demiş. Kimden bahsediyoruz? Yunus Emre'nin babalık sevincini izlemiştik. Burada sorguladık. Arto dedi ki bunlar kaç aydan beri Survivor'dalardı da bu kadın şimdi hamile olduğunu söylüyor. Orada bir Aleyna'ya dikkat et. Çünkü 3-3,5 ay zaten minimum o. İnsan bir ayda zaten çocuğu peki ben olacağını size bir şey söyleyeyim. Zaten bugün yine çürütecektik bu haberi. Çünkü bir hafta önce ya da 3 gün önce bir story atmış. Spora başlıyorum. Ağırlıkta gibi çalışacağım demiş. Millet demiş ki nasıl yani hamilesin? Söyleme, dinleyelim. Bunları bir hemen izleyelim. Sende kalsın. Aynen, bir paylaş. Siz hemen söylemek istiyorsunuz. Çünkü kaldım. Bizim geliştirdiğimiz, bizim yorumlarımızla birlikte olay buralara evet geldiğini düşünüyoruz. Evet. Bir izleyelim, düne gidelim. Haberin detaylarını izleyelim. Sonrasında konuşmaya devam edelim. Baba! Dünyaların güzeli karım. Vay be, tebrikler. Yunus Emre böyle coşmuştu baba olacağını öğrendiğinde. Ama kafalar fena halde karışmıştı. Hamileyim diyor mu karısı? Diyor. Kendisi açıklamıyor. Evet. Çok enteresanmış. Kim söylüyor hamile kendisi diye? Kendisi açıklamıyor. Kim söylüyor? Hani ben hamileyim İdala aşkım gibi bir şey yok. Yok yazışmalarda. Evet, Yunus Emre yaklaşık 4 aydır Dominik'te olmasına rağmen nasıl oluyordu da eşi hamile kalabiliyordu? İlginçti. Yunus Emre'nin bu yarışmaya gideli kaç ay oldu? Ha sen oraya dikkat evet, çekeceksin. Evet, çünkü ben neden dikkat çekeceğim? Çok daha uzun zaman gideli olması lazım. Arkadaşlar bildi, orada bir yorum var, gördünüz mü? Ne? Bakmadık yoruma. Hayır hamile değil diye. Yani biri i̇şte, böyle bir şey yazmış. Buna da dikkat çekmişler. Çünkü enteresan bir de karısı varmış. Acaba Yunus Emre'nin eşi Beria Göze'nin hamilelik açıklaması doğru değil miydi? Çok değişik bir kadın. Yıldız olmak için kocası ayrı, kendi ayrı yıldız olmak için çabalıyor da olabilir. Bu bir kurgu olabilir. Ruh halini tam olarak bilmiyoruz. Bu bir kurgudur. Kadın tarafından yani bir kurgu yapılmış evet olabilir. Yani hamileliği asla yalan olabilir mi diyorsunuz? Evet. Olabilir diyorum ama tabii net bir şey söyleyemem. Ama adamın gideli neredeyse 2-3 ay minimum oldu. Söylemezsem olmazın kıdemli yorumcusu Arto Dalga yine şeytanın avukatlığını yapıyor ve olacakları önceden aktarıyordu canlı yayında. Story atmış. Kim? Yunus Emre'nin eşi. Beria story atmış, ne demiş? Hamileyim. Şimdi dönmeden dün atmış. Dün atmış. 19 saat önce. Tamam. Dönmeden bekliyoruz babamızı. Maşallah. Yani adam gideli 3,5-4 ay olmuş. Evet. Nasıl oluyor? Bu haber şimdi yeni çok enteresan. Hamile olduğunu söylüyor. Altta bir takım yorumlar var. Hamile hayır değil yalan söylüyor diyor. Dün akşamdan da beri eski görüntüler ortaya çıkıyor. Yarın bir gün düşürdüm der mi? Der. Heh, onu yarın diyorum. Bir gün düşürdüm derdi. Evet. Sahiden de Arto'nun dediği gibi oldu. Yayınımızın üzerinden birkaç saat geçmişti ki Yunus Emre'nin eşinden o şok açıklama geldi. Bebeği düşürdüğünü söylüyordu. Sosyal medya ortamı gerilimi dolayısıyla antidepresan ve ağrı kesici kullanıyordum. Sağlık sıkıntılarım vardı zaten. Mide koruyucu ve benzeri ilaçlar da ara ara kullanıyordum. Bu durum gebelik durumumu etkiledi. Bir haftadır fazla ağrılarım ve benzeri sorunlarım dolayısıyla gebelik sonlanmıştır. Bunu eşime kendim söylemek isterdim. Geç öğrendiğim için kendim dikkat edemedim. Çok üzgünüm. Kötü düşünenlerin umarım başına gelmez. Eski görüntüler ortaya çıkıyor. Yarın bir gün düşürdüm der mi? Der. Heh. Onu yarın diyorum. Yarın bir gün düşürdüm der mi? Evet. Konuş ne, konuş. Söyle konuş. Ne konuş diyordun? Hemen kankinle paylaşmış diyecektim seni. Kim kanki? İzzet Çapa. Evet. Sağ olsunlar. Destek, onların destek. Da bir sürü hepimizi paylaşmışlar. Bir sürü magazin sitesi. Herkese teşekkür ediyoruz. Bizim haberimizi alıp yaptığınız için söylemezsem olarak. Yani ama çünkü hesaplama yanlış. Onu konuştuk ya dün. Hiçbir şey tutmuyor. 3,5 ay, 4 ay neredeyse. Ve bu kadar şey, hızlı cevap vermesi Arto. Çok özür dilerim. Bu arada sen hamileysen nasıl antidepresan kullanıyorsun? Ya herhalde spor yapabilir misin? Nasıl yatıştırıcı kullanıyorsun? Ha, ben sordum nasıl bu arada antidepresan kullanılabilir mi hamilelik sürecinde diye. Doktorlara sordum takipçilerimden. Bunun dozu, ayarı bilmem ne bunun bir süresi var dediler ama. Evet ama hani, yine de. Bu neydi hanımefendinin adı? Beria. Beria. Beria için geçerli değil tabii ki. Yalan çünkü.
Ama nasıl söylediğin burada iddia ettiğin? Çünkü 3 saat sonra geldi. 2 saat sonra da ilk defa görüyorum yalnız cevap vereni de. Hemen cevap vermesi. Kız bari namusluymuş. Dürüstmüş yani en azından. Namusu dürüst diye bunu söyleyelim. Diyemezsin. Hafif ettiriyoruz. Evet tabii canım. Şaşırtıcı yani. Ama işte panik olmuş yani. Sonuç olarak bu kadar hani. Yalan büyür herkesin ya. Herkesin izlediği evet. bir programda bu kadar büyük yalanı atma. Nasıl yani bu kadar peki kendine sence Yunus Emre, Yunus Emre ve Survivor grubu da bu yalanın ortağı mı? Acun Ilıcalı bu yalanın ortağı mı? Vallahi en önemli Acun soru. Bilmiyorum ama bu grup yalanın ortağı. Bu o belli. Zaman Acun Ilıcalı da bu onu yalanın bilmiyorum. Ortağı. Ama bu grup yalanın ortağı. Yani. Hepsi oynuyor. Hepsi. Şimdi onlara bu haber gitti mi? Orada öğreniyorlar mesela galiba. Mesela iletişim ödülü ya bu. İletişim ödülünde o esnada hani açılıyor sevinecekleri da. Sevinecekleri çok belli değil mi? Yani tabii burada öyle yorumlar yapabiliriz. Konuyla alakalı Acun Bey'in yorumu illaki olacaktır. Çünkü bütün kamuoyu artık bu tabii, konuyu konuşuyor. Tabii, hani bunlar senin sorduğun soru tabii, doğru. Tabii. Daha öncesinden bu haberi alıp almadığıyla alakalı. Sen 4 aydan Türk, beri Türk milletini kandırmış mısın? Kandırdın mı? Kandırdı. Bunu biliyor muydun? Ya da yönetimin ya da genel müdürün ya da neyse ne. Bunu biliyor muydun? Orada Sercan sanki hadi şimdi diyor. Dün de konuştuk ya bunu. Ya orada bir... Hadi sanki şimdi hadi. Şimdi derken hani seviniyoruz hep evet. birlikte. Oley goy goy oley. Yapacaklar. Ha, yani o mu? Şey... Hadi hazırız hani yani. Haber geliyor. Hadi sevineceğiz hesabı. Hmm. Onu alkış. Diyor. Tezahürat. Yani burada gerçekten Acun Bey'in yapacağı yorum çok önemli. Yani biz son burada söz Acun'da. Her kavga ile ilgili diyoruz ki artık bu sezon Survivor'ı dizi gibi izliyoruz. Hani tabii, artık tabii, realitenin kesin. Gerçeğin dışında insanların kendi hayatları, özel hayatlarını değil de üzerine yazılmış senaryoları mı oynuyorlar acaba'yı soruyoruz. Önce ben seninle aynı fikirdeyim. Aynen öyle. O soruyor bunlar, ama aynen. evet. Arkada okay. bir aynen. yapım ekibi var, senaryo ekibi var ve bu işi tatlandıran bir sürü insan var ve böyle böyle farkında mısınız? Ya her hafta bir şey mi olur yani? Olmaz. Her üç günde bir şey mi olur olmaz. Ya? Her hafta önce bile değil. Önce Poyraz'ın hırsızlık. Yani aman o ne hırsızlık ne hırsızlık. Kolombiya mıydı? Neresiydi orası? Şey mi? Şey onların... ...yapacaksın. Bu bilinecek. Seni orada... Aynen. Alıp götürmeyecekler herhalde. Veya bilmem ne. A-a. Ya da Acun Bey demek ki bazı insanlar gibi nasıl Amerika'ya kaçanlar var. Şey işte hanımefendi nasıl oğlunu kaçırdı. Demek ki o da Dominik'te çok nüfuslu. O da bazı şeyleri hırsızlığı tolere edebiliyor. Ne diyorsun Hande o zaman? Öyle bir şey olmadı. Bu hamilelikle alakalı yani ben oraya takılmış durumdayım şu söyle. Anda. Hani... Şeyi sorguladık ya bunlar ne ara gittiler Survivor'a 4-4,5 aydan beri Survivor'dalar bu kadar hamileyse bu zamana kadar hani neden ben bu ne hamileliği söylemedi? Aleyna'dan Mehmet Ali Erbil'i yine mi? Çaka gibi. Ay Allah'ım gelsin aç, dördüncü kişi olsun. Konuşsun, ay açabilirdim açsana. Aslında. Aynen geri sen geri aç hop böyle mikrofondan duyalım ne diyor? Önce tabii yayında olacağım olduğumuzu söyleyelim. Söyleyelim. Mehmet Ali Bey şu anda yayındasınız. Ne söyleyecekseniz ona göre konuşursanız siz aradığınız için. Hoparlörü alacağız. Bak şimdi yayına veriyorum bir saniye. Evet Mehmet Ali Bey, Mehmet Ali Erbil yayında. Ne söyleyecekseniz ona göre konuşurum. Arkada sakallı. Evet. Arkada sakallı bir yarışmacı var ona dikkat ettim ben. Sercan. İsmini bilmiyorum. Sercan. Sercan. Sağdan bir komut alıyor. Heh, oraya Sercan. Da söylüyor böyle soruyor. Bak senin de dikkat ondan ettiğin sonra şey. Da yapalım mı bağıralım mı gibi böyle bir ifadesi var. Bir dikkat edin orayı tekrar verir misin? Evet tamam. Doğru bak veriyoruz. Aynen öyle Mehmet Ali Erbil şok iddiası var. Diyor ki en arkada Sercan bak, var şu anda. Arkadaki... Bak sağa bakacak sağa bakacak. Evet ben gördüm. Bak izliyoruz şu an Mehmet Ali Erbil'in iddiasına bak, göre bak, arkada şey Sercan söyledi. Yıldırım komut alıyor arkadan birinden diyor. Bak evet şimdi dedi. Evet şimdi dedi evet, orada. Evet diyorum işte. Mehmet Ali bravo. Bravo ya. Tip ya. Çok yakışıklısın. Çok yakışıklısın. Anne Johnny bravo oğlunu kaptan mağara adamına çevirdiler. Oğlum neden böyle? Evet şimdi. Evet. Anne bak, bir tane. Ne? Baba! Resmen Mehmet Ali dikkatini... Yani, evet. Bu tip kurgular yapılıyor yani televizyon programlarında. Sen yani de Acun Ilıcalı'yı çok sevdiğin için paylaşmak istedin yok, bu kurgu. Yok asla Acun'la alakalı bir şey değil. Sabah programlarında da yapılıyor.
Yapıyorlar mı? Her yer yapılıyor. Bu tip kurgular yapılıyor. Peki damadınız için bir şey diyor musunuz Poyraz Bey için? Kızınızla yani, evlenir mi? Gelir isterse verir misiniz? Müstakbel diyelim ama ben uzaktan bakıyorum. Daha tanışma fırsatımız olmadı ama uzaktan gördüğüm kadarıyla birbirlerini çok seviyorlar. Ben saygı duyuyorum o yüzden. Annesi de öyle aynı şekilde. Mehmet Ali Bey sizi buraya alalım mı? Burada sohbet edelim mi canlı canlı? Bir gün sizi bir sabah yayına... İnşallah yeni filmim gelecek. Süper. Onunla ilgili de gelmiş olurum. Tabii ki. Mehmet Ali Bey çok teşekkür ediyoruz bize bağlandığınız için. Yani sağ olun. Sizin bu hassas yaklaşımınızdan dolayı da tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ekip olarak saygı ve sevgiler. Kendinize iyi bakınız. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi... Hem Arto'nun dikkat çektiği hem Yağmur'un dikkat çektiği, şimdi de izleyenlerimizden sevgili Mehmet Ali Erbil izlemiş ve aynı şeyi görmüş. Diyor ki arkada sevinmeden önce orada bir kurgu olduğunu hadi düşündükleri diyor. An Sercan Yıldırım'a dikkat ederim evet, ve o esnada bir daha bir sesi açıp da susalım biz. Bak bakıyor çok gözüyle. Gördüm. Kaptan mağara adamına benziyorum. Gerek. Nasıl tip ya? Çok yakışıklısın. Çok yakışıklısın. Anne Johnny Bravo oğlunu kaptan mağara adamına çevirdiler. Oğlum neden böyle? Evet şimdi. Evet. Anne bak, bir Allah. Tane. Ne? Baba! Evet şimdi ne ya? Ne biliyor musunuz? Acun Ilıcalı buna cevap vermek durumunda. Neye dikkat çekeceğim? Evet şimdi dedi. Ondan sonra Avatar Atakan hoba dedi. Aynı anda çok kalabalık bir ekip var orada. Hepiniz aynı acemi, anda o hamile haberini nasıl gördünüz orada? Acımsız acemi aktörler. Hani onu okumak da var orada. Ben buradan okuyamıyorum. Tabii ya. Hani oradan... Ne oldu? Birbirlerine şöyle ne oldu? Niye seviniyorsunuz? Hani ne oluyor? Niye seviniyoruz'u bir sorgulamaları lazım. Aynı ya izleyenler anda... bu kadar yemeyin artık evet. Ya. Biraz, artık, biraz eleştirin artık ya. Yemiyorlar artık. Şimdi artık burada Acun Bey'e, ekibe Survivor All Star şu anda şimdi en Acun çok Bey'in izlenen yapım. Çok büyük da... bir söz hakkı ve kamuoyuna yapmaları gereken bir açıklama var. Biz burada analiz ettiğimizde bunu gayet apaçık görüyoruz. Yani çok açık yerler var burada. Haydi şimdi diyor ya. Daha ötesi mi var? Sercan'ın bakışı, haydi şimdi deyip komutu daha... arkadaşlarına verişi. Arkadaşları neye sevindiğini bilmeden hep birlikte sorgulamadan goy goy yapmaları. Ve daha sonrasında bizim burada sorgulayıp 4 aydan beri oradalar. Ne ara hamile kaldı, bu hangi arada ayrı... ara... düşürdün. 12 haftadan sonra düşük yapma riski azalıyor normal şartlarda. Yani sen 12 haftayı aşmışsın. Aynen. Ne ara düşürdün? Hani o 3 aylık bir mevzu ya 12 hafta dediğimiz. Böyle bir hamilelik. Şey. Ay tüylerim düşük diken riski. Diken Hande. Yani bir de sen burada konuşuyorsun. Evet. 2 saat sonra diyor ki efendim diyor benim diyor işte hamileliğim diyor düştü biz diyor. Biz teşkil ediyor falan bilmem ne. O yalanın çok bir büyümesinden korktu. Bir Sercan'ı şöyle ekrana evet, evet, bir daha miyiz? Lütfen herkes iyi izleyin. Herkes görsün. Evet. Sercan'ın talimat alıp gözleriyle bakıp bakın. Sesi de açalım. Sesi de verelim mi? Burada bir şey gördüm. Kaptan mağara adamına benziyorum. Nasıl tip ya? Çok yakışıklısın. Çok yakışıklısın. Anne Johnny Bravo oğlunu kaptan mağara adamına çevirdiler. Oğlum neden böyle? Evet şimdi. Evet. Anne bak, bir bak, tane. Ne? Baba! Şey oldu sanki gol. Maç izliyorlar da gol oldu. Gole seviniyorlar. İşte ben mesela bunu gören bir insan olarak diyorum ki o zaman Poyraz da şey, diğerleri tabii. De şey. Ay, diğerleri de kurgu. Hepsi. O da böyle. Ne benim diyor ki... Mehmet Ali Bey? Kurgular yapılıyor. Tamam okey. Ne yapılıyor diyor yani. Okey ama yani. Şaka gibi. İnanamıyorum ya. Şimdi cevap beklediğimiz konuları burada güzel sorguluyoruz. Sorularımız parlaklaştığımız yerler ve çok haklı. Aleyna kısmı bence bu hamilelik zaten kurgu oldu çok belliydi. Dün fark ettik ama Aleyna kısmı çok önemli. Dün Survivor'a Twitter'da birazcık stalk yaptım. Bayağı Aleyna'yla bu arkadaş Yunus Emre hakkında bayağı editler yapılmış. Sevgili olduklarına dair. Aleyna yani? Yemeğini veriyor Yunus Emre'ye. Ha şu şey görüntüleri. Evet, birlikte ödül var. Yerken aralarında böyle yemek ya. Şimdi bak ekrana geldi. Şu bakış. Şimdi bununla alakalı. Aleyna'nın arkadaşım olduğunu ve evli bir adamla orada adada bile bile böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Aleyna çünkü orada yapım ekibinde Acun'un en yakınlarından biri olan Gökhan Özdemir'le bir aşk yaşamışlardı. Şimdi buradaki bu görüntüye baktığım zaman da şimdi hiç Aleyna'yı tanımasam, arkadaşım olmasa, şimdi bakıyorum evli bir adam,
Bak şu bakış birbirlerine, benim kocam olsa ben adayı yakarım. Bu bakış yüzünden. Yani benim kocam oradaki bir yarışmacıyla bu şekilde flörtleşip de birbirine bakıp gülse ben yani o adayı yakarım. Yani bu bakışta bir anlam mı var demek istiyorsun? Şimdi... Ama şunda yok mu anlam? Bak aralarında arkadaşlık, ben inanmıyorum Aleyna'nın evli bir adamla orada adada yarışmaya gitmişsin. Aralarında herhangi bir aşk muhabbetinin döneceğine inanmıyorum. Sen arkadaşım daha olarak. Sen tanıyorsun değil mi? Ama şunu söylüyorum. Şimdi bu görüntü benim canımı sıkar. Hı-hı. Benim kocamsa eğer, benim kocam oradaki bir yarışmacıyla böyle bu kadar flörtleşerek, gülerek falan filan burada böyle bir görüntü İnsan, veriyorsa evet. diyorum size. Peki bir şey söyleyeceğim. Dizi gibi ben düşün. Peki bir şey söyleyeceğim. Sinan Akçı'nın karısı vardı, eski karısı Burcu Kıratlı. Evet. Zamanında bir röportajı vardı ve demişti ki Aleyna için. Aha. Evimize giriyordu. Sinan'a abi diyordu. Doğru. Onun haberini sonra biz verdik. Sonra sevgili oldular. Doğru. O, abi dediği bir adamla nasıl sevgili olabildi Aleyna? Bunu sorguluyorum şu an. Evet. Ve evine girip çıktığı adamın, karı koca tanıdığı adamın kocasıyla... Menfaati için muhtemelen. Çünkü Sinan biliyorsunuz iyi bir müzisyen. Bir şarkı, o da şarkı söylemeyi seviyor. Şimdi hadiseleri günleşip eleştirdik. Ama aslında evet. baktığımızda böyle tabii, çok tabii. örnekler var. Şu. Sadece ün kıvamları düşük diye dile gelmiyor bazı evet. şeyler. Şu aynen videoyu öyle. Bir daha bir izleyelim mi? Ya ekranın sesini hiç duymadık. Güzel bakıyor yani. Çubganlar çok güzel, bakıyor güzel bakıyor yani. Adam da yakışıklı adam. İki de sarı, iki sarışın. Yani ve... Kimse yok. Adadasın yani. Anladın mı? Dizi gibi düşün. Şey nasıl 7-24 aynen. birlikteyken okay. gittikçe okay. aşık olmaya başlıyorsun. Bir şey diyemiyorum da. Ben de. Olabilir mi? Örnekleri olmuş zamanında. Olabilir mi? Olabilir. Evet, bir de onun yaptığı yanlışlarda hmm. olduğu için evet. evli bir ailenin evine girdiği ve daha sonra boyfriend'i oldu Sinan Akçı. Şimdi taraflara tabii söz burada hakkı söz hakkı düşüyor. Biz bu soruları soruyorsak Survivor'da da bunlar konuşulup konsey mi yapacaklar? Biz Acun Bey'i burada da görmeyi çok isteriz. Hep öyle Survivor panoramaya falan konuk olmasın. Sosyal medyada YouTube kanallarının da çok çok konuk olduğunu görüyoruz. Biz burada çok Survivor konuşuyoruz. Yani o yüzden bu kadar etkili bir magazin programı söylemezsem olmaz. Söylediğimiz her şey muhatabına iletiliyor aynen. ve hemen aksiyon alıyoruz. Biz burada kendisine sorularımızı sorup bizzati bu kadar içerisinde olduğu bir Survivor All Star sezonunda konuk etmeyi çok isteriz. Buradan çağrımız Acun olsun. Acun Bey bizlere yasak koysa da biz ona yasak koymuyoruz. Bizim ekranımız açık. Ne yasak? Buyurun. Ne yasak? Buyurun. Gelin. Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Bak yine var ya. Hatta sen. Allah Allah. Peki bekleriz siz efendim öyle Acun Bey. Çok sempatik. Biz çok severek iyi, izliyoruz Survivor'ı. İyi bir izleyicisiyiz. Sorularımız var. Biz de vatandaşın burada sesi oluruz. Sorularımızı soruruz. Güzel yerlere parmak basıyoruz. Çünkü. Elimize analizli konuşuyoruz. Elimize kaynaklarımız var. Bir şey üzerinden konuşuyoruz. Hayır, magazin atmasyon programı yapıyoruz. Artı bu gerçekleri hayır, de söylüyoruz. Çok magazin yapıldı ama atmasyonlu. Ben çok görüyorum. Yani, asallıyor hayır, orada. Kendi kanallarında da sonuçta magazin var. Dolayısıyla hani magazini bilen bir insan. Peki Survivor, Yunus Emre, Aleyna, Beria üçlüsü. Bu konuyu bugünlük tamamlıyoruz. Sıradaki haberimiz Serenay Sarıkaya olacak.